Merhaba 9. sınıf tayfa. 1. dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklerle karşınızdayız. Haydi bakalım başlıyoruz. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler iki bölümde, iki başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi aralık kavramı, ikincisi ise birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri detayına kadar konuşacağımız bölüm. Bakalım kullanım alanları ve faydaları nelermiş bu eşitsizlikleri. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklerin kullanım alanı ve faydalarına bakalım. Günlük hayatta karşılaşılan bazı durumlarda eşitsizliklerden yararlıyoruz. Matematiğin her yerinde olduğu gibi. Örneğin alışverişte farklı miktarlarda paketlenen aynı ürünün hangisinin daha hesaplı olup olmadığını, kullandığımız telefon tarifesinin hangisinin bütçemize daha uygun olup olmadığını belirlemede aslında eşitsizlik kullanıyoruz. Peki bu konu başlığını bitirdikten sonra ödevlerimiz neler olacak? 0'dan 9'a matematikte sayfa 106 ile 107'yi bir bitireceğiz. Bir de ardından 110 ile 111'i bitirmemiz gerekecek arkadaşlar. Dinamo matematikte 104. sayfayı bir bitireceğiz. Bir de 107 ile 110 arasına bir bakmamız gerekecek. Size güveniyorum. Ödevlerinizi eksiksiz bir şekilde yapmanız lazım. Hadi bakalım konu anlatımına başlıyoruz. Öncelikle ilk bakacağımız yer aralık kavramı. Burası bizim için ileriye dönük de önem arz edecek arkadaşlar. A ve B reel sayılardan seçilmiş iki sayı olmak üzere A sayısı B sayısından küçük olmak şartıyla bir numaralı kapalı aralığımıza bakıyoruz. Diyor ki A ve B dahil. Kapalı aralıkta A da B de dahil oluyormuş. A ile B arasındaki bütün gerçel sayılar. O zaman bu kırmızıya boyadığı yeri şöyle iyice algılayalım. Bakın A ve B'yi gösterdiğimiz noktaların içerisi dolu. Kapalı aralıkta onlar mutlaka içi dolu noktalar olmak zorunda ve aradakilerin tamamını dikkate alıyoruz. Köşeli parantez kullanıyoruz arkadaşlar. A ve B dahil olduğu için A ve B dahil olduğundan dolayı köşeli parantez. Köşeli parantez olduğu için yuvarlakların içi dolu. Ve A ile B'nin arasını ifade ediyor aralık. Peki küme olarak nasıl göstereceğiz? X öyle sayılardan oluşuyor ki A ile B arasında ama A'ya da eşit B'ye de eşit olabilir. Dolayısıyla bu tarz reel sayıların oluşturduğu kümeye kapalı aralık diyoruz. Geldim ikinciye. Açık aralık. A ve B hariç. Ne demek bu? A ile B dahil olmayacak. A ile B arasındaki bütün gerçek sayılar kümesiymiş. Hemen dikkat edeceğimiz şeylerin altını şöyle çizelim. Bakın A ve B dahil olmadığından dolayı A'nın da B'nin de yuvarlağının içerisi boş. Bu son derece önemli. Ve parantezi olarak yazarken görüldüğü gibi bu sefer oval parantez kullanıyoruz. Kapalı parantezde A ile B dahil olduğundan dolayı köşeli parantez kullanırken A ile B açık aralıkta dahil olmadığından dolayı oval parantez. O zaman dahil olduğunda köşeli ve içi dolu, dahil olmadığında oval ve içi boş olacak. Evet. Küme olarak nasıl gösterilmiş? Diyor ki X diyor öyle sayılardan diyor oluşuyor ki A ile B'nin arasına bak. A da dahil değil, B de dahil değil. Eşitlik söz konusu değil. X eleman reel sayılar olacak diyor. Geldim üçüncüsüne. Üçüncüsü yarı açık aralıktı. Biliyorsun birincisi kapalı aralık, ikincisi açık aralık. Bu da yarı açık aralık. A ya da B'den birinin dahil olduğu A ile B arasındaki bütün gerçek sayılar kümesiymiş. Mesela ilk sayı doğrusu gösterimizde A'nın içi dolu, B'nin içi boş. Demek ki A dahil. A dahil olduğu için köşeli parantez, B dahil olmadığından dolayı oval parantez kullanılmış. A dahil olduğu için gördüğün gibi burada eşitlik var. B dahil olmadığından dolayı eşitlik yok. İkinci sayı doğrunda tam tersi durum söz konusu. A bu sefer içi boş, B içi dolu. Demek ki A dahil değil, B dahil. A dahil olmadığı için oval, B dahil olduğundan dolayı köşeli aralık kullanılmış. Ve burada da küme gösteriminde A dahil olmadığından dolayı eşitlik yok. B dahil olduğundan dolayı eşitliğimiz söz konusu. Dördüncü maddemiz diyor ki üstten veya alttan sınırsız aralıklar. A dahil arkadaşlar sonsuza kadar diyor. Yani A ile sonsuz arasında. Bakın A'nın içi dolu ve kırmızı bölgemiz sonsuza kadar gidiyor. A dahil değil görüldüğü gibi içi boş. Yine sonsuza doğru gidiyor ama bu sefer sadece kırmızı bölgemiz var. A bu işin içerisinde yok. B dahil eksi sonsuz B aralığı. B'nin içi gördüğün gibi dahil olduğundan dolayı dolu ve bu sefer B'den küçük sayılar yani eksi sonsuza kadar giden sayılar. Ve B'miz oval arkadaşlar ve B'den küçük sayılarda eksi sonsuza doğru gidiyor. Burada dikkatini çekmek istediğim başka bir durum daha var. Sonsuz kısımlarında gördüğünüz gibi oval parantez kullanıyoruz. Sonsuzlukta köşeli parantez kullanmak yasak.
Isınma turuna başlıyoruz. Aşağıda verilen aralıkları sayı doğrusunda gösterelim demiş. Şimdi arkadaşlar 2 ile 5'i belirleyelim. 2 de köşeli, 5 de köşeli. İçlerini bir de dolu belirliyorum 2 ile 5. 2 burası, 5 burası. Ve bu aradakini de böyle boyuyorum. 2 ile 5 aralığını göstermiş olduk. Eksi 1, 3 diyor. Eksi 1 içi boş. 3'ün de içi boş. Çünkü görüldüğü gibi oval aralıklar kullanılmış. Ama bunun arasını böyle boyuyoruz. Eksi 2 köşeli olduğundan dolayı içi dolu. 4 içi boş. Ve arasını şöyle bir boyadık. 2 tane aralığım var. Diyor ki eksi sonsuzu 3 aralığı. Bakın 3'ü burada bir belirleyelim. 3 oval. Onun için içi boş. Ama eksi sonsuza kadar gidiyor. Bir de 7 var. 7'nin içi dolu. Çünkü köşeli parantez. O da nereye doğru gidiyor? Artı sonsuza doğru gidiyor. Dolayısıyla bunları da ısınma turunda gerçekleştirmiş olduk. Alıştırmamızda diyor ki aşağıdaki sayı doğruların üzerinde mavi renk ile gösterilen kümelere aralık biçimini yazalım. Yazalım. Eksi 3 ile 7 aralığı arkadaşlar. Mavi ile gösterilen yer eksi 3, 7. Fakat eksi 3 de gördüğün gibi içi boş. Onun için burası oval. 7 de gördüğün gibi içi dolu. Onun için burası köşeli. 2 ile 11 aralığı demiş mavi bölge. 2'nin de 11'in de gördüğün gibi içi dolu. O zaman burada dahil olduğu anlamına geldiği için köşeli parantez kullanacağız. Şimdi ilk şu bölgeden bahsedelim. Eksi sonsuz, eksi 10 aralığı orası. Çünkü eksi 10'dan küçükler alınmış. Eksi sonsuza kadar gitmiş. Bunu özellikle belirtmiştim. Sonsuz oval parantez kullanılıyor. Eksi 10 içi dolu olduğundan dolayı köşeli. Birleşim. Bir de bu bölgeye bakalım. Bu da 1'den başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. O zaman 1 ile sonsuz aralığı. Sonsuz zaten oval. 1'in içi boş olduğundan dolayı o da oval. Geldim ikincisine. Şu bölgeye bakıyorum. Eksi sonsuz ile 1 arası arkadaşlar. Sonsuz tarafı oval. 1 de içi boş olduğundan dolayı oval. Birleşim. Şimdi bu bölgeye bakıyorum. Bu mavi bölgeye. 3 ile 5 arası orası. 3 de iç dolu, 5 de boş. Dolayısıyla 3'ün köşeli, 5'inki oval olacaktır diyoruz. Sorumuzda A kümesi 7'den küçük ya da eşit olan reel sayılar olarak verilmiş. B kümesi de eksi 1 ile 12 arasında 12'ye eşit olabilecek olan reel sayılar kümesi verilmiş. Buna göre aşağıdaki kümeleri aralık biçiminde ifade edelim diyor. Şimdi biz önce bu kümeleri farklı iki sayı doğrusunda bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi şurası 7 olsun. 7'den şöyle küçükler. Diğer sayı doğrumuzda ise şurası eksi 1 olsun. Burası da 12 olsun. 12'nin içi dolu. O da bu aralık. Şimdi biz bunları birleştirmeye kalktığımızda malum 12'den başlayacak. Birleştirmek derken bu sayı doğrularını şık diye birbirlerine yapıştırdığımı düşün. Nereler dalgalı olacak? Bu durumda 12'den başlayacak. Aşağı doğru eksi sonsuza kadar gidecek bu. Eksi sonsuz oval, 12 ise köşeli olacaktır. Çünkü 12 köşeli, tekrar söylüyorum. O sayı doğrularını böyle diye birleştirdim. Birleştirdiğimde boyalı bölge 12'den eksi sonsuza kadar devam edecek. Birleşim kümesi için bunu yapıyoruz. Kesişimde ortak bölge bulmamız lazım. Her ikisinde dalgalı olan bölge bu sarıya boyadığım bölge. Yani eksi 1 ile 7. Peki 7 içi dolu. Onun için köşeli. Eksi 1'in içi boş. O zaman burası da boş. A fark B ne demekti? Küme görmüş insanlarız biz. A'da olup B'de olmayanlar. Bakın A kümesinden kesişimi atarsam geriye A fark B kalır. O zaman bu bölgeden bahsediyoruz. A kümesinden kesişimi attığınızda. Ya hocam orası ben anlamadım. Bak şöyle düşün. A kümesi B kümesi. Kesişim burası. A kümesinden bu taradığım bölgeyi atarsam zaten geriye kim kalacak? A fark B kümesi kalacak. Ben de kesişimle boyadığım o sarı bölgeyi attığımda burası gelecek. Peki burası eksi sonsuzla eksi 1 aralığı o halde. Evet, eksi sonsuzla eksi 1. Eksi sonsuz o var. Şimdi eksi 1'i bir düşünelim. Eksi 1 sayısı A'da var, B'de yok mu? Bakıyoruz. Eksi 1 sayısı A'da var, B'de yok. Çünkü B'de içi boş. Dolayısıyla A fark B kümesinin elemanı olacaktır. Çünkü A fark B kümesinin elemanı demek A'da olup B'de olmayan demektir. A'nın tümleyeni demiş. A'nın tümleyeni A kümesi eksi sonsuzdan 7'ye kadardı arkadaşlar. Dolayısıyla bu taraftan bahsediyor. Yani 7 ile sonsuz tarafından bahsediyor. Ama dikkat. A kümesinde 7 içi dolu yani vardı. O zaman burada 7 olmayacak. Çünkü bir A kümesinde bir eleman varsa tümleyeni de olmaz.
Dolayısıyla burası da oval parantez. Reel sayılardan B'ye at diyor. B kümemiz burası malum. Reel sayılardan B kümesini atarsak bu aralığı atarız. Bu aralığı atarsak geriye kalan şuradaki bölgeler kalır. Yani eksi sonsuz eksi 1 aralığı kalır. Hemen bir bakalım. Burası oval. Eksi 1'i atabildin mi? Atamadın. Eksi 1 yoktu ki B'de. O zaman burada olacak eksi 1. Birleşin. Bir de 12 ile sonsuz aralığı. Burası oval. 12 B kümesinde vardı. O zaman reel sayılardan 12'yi atarsan reel sayılardan attığın kümede 12 ne yapmayacak? Olmayacak. Dolayısıyla burada da 12'yi oval kullandık. Yani tersini aldık, haberin olsun. Geldik birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklere. E hocam neredeydik zaten biz? Biz aralık kavramına baktık. Açık aralık, kapalı aralık, yarı açık aralık, sonsuzlu kısımlar filan bunları inceledik. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikleri değerlendireceğiz. A ve B eleman reel sayı A sıfırdan farklıymış. A eksi artı B'nin sıfırdan büyük olması, A eksi artı B'nin sıfırdan küçük olması, büyük eşit olması ve küçük eşit olması şeklindeki ifadeleri birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler deniyor. Çözüm kümelerini bulurken denklem çözmede ne yaptıysak, hani bu blok dersin ilk dersinde denklem çözdük ya biz, orada ne yaptıysak aynı mevzular geçerli. Ufak tefek böyle değişikliklerimiz söz konusu, yeri geldiğinde bahsedeceğim. Şimdi x yalnız bırakma prensibimiz var yine. Eksi 12'yi karşı tarafa atıyorum. 3x burası artı 12 diye geçti tabii ki. Her tarafı 3'e böldüğümde x burada 4'ten ne olacaktır? Küçük olacaktır. 4'ten küçük olan sayılar nereye doğru giderler? Eksi sonsuza giderler. O zaman bunu da aralık olarak şöyle gösterebilirim. Eksi sonsuz 4. Sonsuz tarafı oval. 4'te eşitlik görmediğimiz için orası da oval. Eksi 1'i karşı tarafa atıyorum. X bölü 2 büyük eşittir 1 oldu. 2 ile 1'i çarptığımda x 2'den büyük ya da eşit olacak. 2'den büyük ya da eşit olan sayılar bir düşünelim 3, 4, 5 diye nereye gidiyorlar? Sonsuza. O zaman 2 ile sonsuz aralığı söz konusu olacak. 2 köşeli. Neden? Eşitlik var. Sonsuz zaten her seferinde oval olmak zorunda. Geldik kritik bilgilerden bir tanesine. Diyor ki bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı gerçek sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik değişmez diyor. Bak bu önemli. Bu her tarafına aynı sayı eklenir ya da çıkartılırsa eşitsizlikle alakalı herhangi bir değişiklik olmaz meselesi son derece önemli. Sorumuzda da diyor ki x eksi 5 küçüktür 3 eşitsizliğin çözüm kümesini bulup sayı doğrusuna gösterelim diyor. Şimdi bak normalde yukarıda öğrendiğim mevzu üzerine x'i yalnız bırakmak maksadıyla şunu yapmam lazım benim. Her iki tarafa 5 eklemem lazım. Değil mi? Buradaki eksi 5 artı 5'i götürecek. X 3 artı 5'ten 8 olacak. Bak bu uygulanabilir bir durum. Fakat her eşitsizlikte bunu uygulayacağız diye bir durum söz konusu değil. Burada az önce çözdüğüm iki tane örnekte ikisinde de aynısını yaptım. Arkadaş eksi 5'i karşı tarafa atabiliriz. Eksi 5 karşı tarafa geçerken ne diye geçecek? Artı 5 diye geçecek. Dolayısıyla 5 artı 3'ten 8 olacak. Yani x sayısı yine 8'den küçüğü bulacağız. Peki çözüm kümesini elde etmedik henüz. Aralığını elde ettik. Bir çözüm kümesi bulalım. Nasıl bulacağız çözüm kümesini? 8'den küçük sayılar nereye giderler kardeş? 7, 6, 5, 4 eksi sonsuza kadar gider. Dolayısıyla eksi sonsuz ile 8 aralığı ki 8 değişiklik olmadığı için o var. Gel bir de sayı doğrusuna gösterelim. Şurası 8 olsun. 8'in içini boş bıraktım. Buradan aşağı böyle boyarsan bu durumda eksi sonsuza kadar gitmiş olursun. Eksi sonsuz 8 aralığında sayı doğrusuna göstermiş olursun. Sorumuzda 5x eksi 7 büyük eşittir 4 çarpı x eksi 2 eşitsin çözüm kümesini istemiş. Tekrar söylüyorum. Denklem çözmedeki gibi davranıyoruz. Parantezin üzerine 4'ü bir dağıtalım. Bak 5x eksi 7'miz burada bir dursun. 4'ü dağıttığımda 4x eksi 8 gelecek. X'i 4x'i bu tarafa eksi 7'yi de bu tarafa atıyorum. 4x karşı tarafa geçerken eksi 4x olarak geçecek. Buradaki eksi 7 de karşı tarafa artı 7 diye geçecek. 5x'ten 4x çıktığında x, eksi 8'de 7'yi topladığımda eksi 1 gelecektir. Dolayısıyla x, eksi 1'den büyük ya da eşit olacak. Gel bir de aralık olarak yazalım. Eksi 1'den büyük sayılar 0, 1, 2, 3 filan diyerek sonsuza giderler. Dolayısıyla eksi 1 ile sonsuz aralığı olacak. Eşitlik söz konusu olduğundan dolayı köşeli parantez. Sonsuz kısmında parantez nasıl olacak dostum? Oval olacak. Çünkü sonsuzların tamamında oval olmalı. Bir kuralımız daha geldi. Diyor ki eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif gerçek sayıyla. Bak bunun altını şöyle üstünü çizelim. Altın üstünü çizmek lazım. Aynı pozitif gerçek sayıyla çarpılıp ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez. Bak
özellikle pozitif diye belirtmiş. Çünkü biraz sonra başımıza bir şeyler gelecek, dikkat etmemiz lazım. Pozitif bir sayıyla çarpıp bölersek eşitsizlik yön değiştirmiyor. Zaten bu saate kadar kullandığım soruların bir kısmında bunları ortaya çıkardık. Sorumuz diyor ki iki tane bir eşitsizlik verdim, çözüm kümelerini diyor bulurumuz. Bulalım. Ne yapacağız? Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa. X'i karşı tarafa attım. 4x eksi x oldu. Büyük eşittir. Eksi 1'i karşı tarafa attım. 11 artı 1 oldu. 4x'ten x'i çıkarttığımda 3x, 11 ile 1'i topladım da 12. Her tarafı 3'e bölüyorum. Ne dedi adam? Çarpıp ya da bölersen pozitif bir sayıyla hiçbir şey değişmez. Eşitsizliğin yönü aynen kalır. 3'e böldüğümde burası x, 3'e böldüğümde burası 4. Dolayısıyla x 4'ten büyük ya da eşit olacak. 4'ten büyük sayılar sonsuza giderler. Dolayısıyla 4 ile sonsuz arada sonsuz. Oval 4'te ise köşeli olacak çünkü eşitlik var. 2 ile içler dışlar çarpımı yapalım. X eksi 2 oldu. Hocam burada eksi 1 ile çarptığımdan dolayı aslında negatif bir sayıyla çarpmış gibi olmuyor muyum? Hayır. Bunu şöyle düşünün. X bölü 2 eksi 1. Burayı da 2 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpıyorum. Çünkü benim asıl yapmak istediğim şey x'li ifadeyi paydadan kurtarmak. Bakarım payda. Payda pozitif değil mi? Payda pozitif olunca o içler dışlar çarpımının eşitsizlik yön değiştirmez, haberin olsun. X eksi 2'den küçüktür çıktı. Eksi 2'den küçük sayılar nereye gidiyorlar? Eksi sonsuza. Eksi sonsuz. Eksi 2. Burası oval. Ya eksi 2 tarafı nasıl sence? Evet. Çünkü eşitlik yok. Orası da ne olacak? Oval olacak. Evet. Şimdi geldik önemli kritik mevzulardan bir tanesine. Diyeceksin ki niye burası bu kadar önemli? Çünkü denklem çözmede böyle konuşmadık biz. Denklem çözmede atıyorum 3x eşittir 9 olduğunda her tarafı 3'e bölüyordum. Eksi 5x eşittir 25 olduğunda her tarafı eksi 5'e bölüyordum. Herhangi bir durum ekstrası yoktu. Birbirinden farklı durumlar değildi. Ama ve lakin bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif gerçek sayıyla çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik diyor yön değiştirir. Bak negatif sayıyla çarparsan yön değiştirir diyor arkadaş, önemli. A, B'den diyor küçükken, bak C ile çarptım diyor, işleri diyor ters çevirdim. Eşitsizlik diyor bu tarafa bakarken artık diyor bu tarafa bakıyor. Dolayısıyla biz de bu anlamda kesinlikle dikkat edeceğiz. Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözüm kümeleri bulun diyor. Her iki tarafı eksi 9'a bölüyorum. Eksi 9'a bölünce eksi 9'a gidecek burada. X kalacak. 54'e eksi 9'a böldüğümde eksi 6 olacak. Eksi bir sayıya böldüğümden dolayı eşitsizliğin sivri tarafı buraya bakarken şimdi bu tarafa bakmaya başlayacak. Dolayısıyla x eksi 6'dan küçük olacak. Eksi 6'dan küçük olan sayılar nereye doğru giderler? Eksi sonsuza. Eksi sonsuz eksi 6. Eksi 6'da eşitlik olmadığı için oval, sonsuz tarafı zaten hep oval. Bak 5 ile içler dışlar yapıyorum. Hocam eksi 10 ile çarpıyorsun. Demin konuştuk bunu. Paydadaki sayı pozitif değil mi kardeşim? Pozitif. O zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Eksi 2x. 5 ile eksi 10'u çarptığımda buradan karşıda eksi 50 geldi. Her tarafı eksi 2'ye böleceğim. Eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'ye böldüm. Ne olacaktı? Yön değişecekti. O halde x büyük eşittir. Eksi 50'yi de eksi 2'ye böldüğüne ne kadar yapar? 25. X 25'ten büyük ya da eşit gelecek. Bu durumda 25 ile sonsuz arasında olacak. 25 köşeli, sonsuz oval olmalı. Sorumuzda eksi 3 küçük eşittir. 1 eksi 3x bölü 5 küçüktür. 5 eşitsin sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Önce şu paydadaki 5'ten bir kurtulman lazım. İçler dışları şöyle yapıyorum. Bakın 5 ile 5 ile çarpacağım. 5 ile eksi 3 ile çarpacağım. 5 ile eksi 3'ü çarptığımda eksi 15. 1 eksi 3x. 5 ile de 5'i çarpacağım. 25. Şimdi buradaki 1'den kurtulacağım. Bu tarafa ve bu tarafa atacağım. Biliyorsun 1 karşı tarafa geçerken eksi 1 olacak. Yani şöyle oldu. Eksi 15 eksi 1. Burada eksi 3x'im kaldı. Bu tarafta da 25 eksi 1'im oluştu. Eksi 15 eksi 1 eksi 16. Burası eksi 3x ve burası da 24. Her tarafı eksi 3'e bölüyorum arkadaşlar. Çünkü bizim asıl maksadımız x'in aralığına ulaşabilme. Eksiler gitti. 16 bölü 3. Dikkat et, negatif bir sayıya böldüğün için eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Böyle oldu. Eksi 3'ler gitti. Sadece x'imiz var. 24'ü de eksi 3'e böldüğümde buradan karşılığı ne gelecek? Eksi 8. Şimdi bu aralıktaki tam sayıları istiyor benden. 16 bölü 3'ün yaklaşık değeri lazım. Şimdi orası 16 bölü 3 değildi. 15 bölü 3 olsaydı 5 olurdu. Demek ki 5'ten biraz büyük. Burası 5.3.
5.3'ten küçükler yazıyorum. 5, 4, 3, bıdı bıdı bıdı. Nereye kadar? Eksi 8 deme sakın. Çünkü eksi 8 de eşitlik yok. Eksi 7'ye kadar devam edecek. Kaç tane olduğunu soruyor. Şimdi bak burada 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere 5 tane pozitif var. Eksi 1'den eksi 7'ye kadar da 7 tane negatif var. Oldu mu sana 12 tane? Bir de 0 var, 13 tane. 13 tane tam sayı değeri varmış bu eşitsizliğin. Sorumuzda 4x eksi 1 küçük eşittir 2x artı 11 küçüktür 3x artı 15 eşitsin sağlayın x tam sayının toplamı kaçtır denmiş. Şimdi bu soru tipini iyice hafızana at. Üçlü böyle ifadeler verildiğinde biz bunları ikili ikili alıyoruz arkadaşlar. Önce şu ikiliyi alacağım. Aşağıda önce bunun bir çözümünü yapacağım. 4x eksi 1 2x artı 11. 2x'i bu tarafa atıp 4x'ten çıkartırsam 2x. Eksi 1'i atıp artı 1 yapar 11 ile toplarsam 12. Her tarafı 2'ye böldüğümde x 6'dan küçük eşit gelecek. Şimdi şu ikiliyi alıyorum. 2x artı 11, 3x artı 15. 2x'i bu tarafa 15'i bu tarafa atıyorum. 15 bu tarafa eksi 15 diye geçecek. 11'den 15 çıkarttığımda eksi 4. 2x karşı tarafa eksi 2x diye geçecek. Burası da 3x'ten 2x çıktığında x kalacak. Şimdi ikisini birleştirip okuman lazım. Bu diyor ki x diyor 6'dan küçük ya da eşit olacak. Bu diyor ki x diyor eksi 4'ten büyük olacak. Eksi 4'ten büyük olan 6'dan da küçük eşit olan sayılar yazıyorum. Eksi 4'ten büyükler eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 nereye kadar gideceğiz? 6'ya kadar. 3, 4, 5, 6. Diyor ki bunları toplar mısın? Eksi 3 ile artı 3, artı 2 ile eksi 2, eksi 1 ile 1 gidecek. Kala kala bu ifadeleri toplaman bizim için sonucu verecektir. Bunun da karşılığı 15 olacaktır. Üçlü olan ifadelerde ikili ikili almayın lütfen. Önce bir uyarımız var. Uyarımıza bakalım, sonra sorumuza dönelim. Diyor ki eşitsizlikler taraf tarafı diyor toplanabilir. A mesela x'ten küçük, x b'den küçük eşit. Sonra y c'den diyor büyük, d'den küçük eşit. Bunları taraf tarafa diyor bir topladım diyor. Bak A ile C'yi toplamış yazmış. Dikkat et. Bunda eşitlik yok. Bunda eşitlik yok. Topladığımızda oluşturduğumuz eşitsizlikte de yok. Sonra ortadakileri toplamış. X artı Y yazmış. Bak bunun ikisinde de eşitlik var. O zaman burada da var demiş. Sonra B ile D'yi toplayıp buraya yazmış. Benden sana bir tavsiye. Bu taraf tarafa toplama konusunda eşitliğin olup olmayacağına şöyle karar veriyoruz. Her ikisinde de eşitlik varsa aynen burada olduğu gibi. O zaman eşitlik var. İkisinde de yoksa ya da birinde var birinde yoksa kesinlikle eşitlik koymuyoruz ve bu şekilde yazıyoruz. Yani eşitliğin olabilmesi için ikisinin de eşitliği olması gerekiyor. Peki. X ve Y birer gerçek sayıdır. Tamam. Sonra X ve Y'nin aralıklarını vermiş. Bize diyor ki X artı Y aralığını bulur musun? Direkt taraf tarafa topluyorum. A sorusunun cevabı olarak başlıyorum. Eksi 3 ile 2'yi topladım. Eksi 1. Ne olacak şimdi? Eşitlik olacak mı olmayacak mı? Demin konuştum. Aferin kardeşim sana be. Olmayacak. Doğru. Çünkü eşitliğin olabilmesi için ikisinde de eşitlik olması gerekiyordu. X ile Y'yi topladık. X artı Y. Burada ikisinde de eşitlik var. Burada eşitlik olacak. 5 artı 4'ten 9. Dolayısıyla değer aralığını bulduk. Eksi 1 ile 9 aralığı. Şimdi geldim B sorusuna. B sorusuna X eksi Y diyor. Şimdi arkadaşlar taraf tarafa toplama varsa taraf tarafa çıkartma vardır diyerek onun üzerinden gidemeyiz. Yani biz bunları bir çıkaralım hocam. Çıkaramıyorsun. Eşitsizliklerde çıkartma yasak. Ne yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. X'in aralığını buraya bir yazacağız. Eksi 3, X, 5. Sonra eksi Y'yi oluşturacağız. Tamam hocam, eksi Y'yi oluşturalım. Yani eksiyle mi çarpacağız hocam? Evet, eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarpınca yön değişmeyecek mi hocam? Kesinlikle değişecek, helal olsun sana. 2'yi eksiyle çarptım. Eksi 2. Şurası eksi Y. Yine yön değişti. Burası da ne gelecek? Eksi 4. Hadi hocam bunları taraf tarafa toplayalım. Toplayamazsın. Niye toplayamıyoruz hocam? Çünkü eşitsizlikler aynı yöne bakmıyorlar. Aynı yöne bakmayan eşitsizlikleri taraf tarafa toplayamazsın. Ay hocam bu eksiği de çok meşakkatliymiş. Doğru. Meşakkat, zorluk. Eksi 3, x, 5. Bak eksi 2 ile eksi 4 arasında ya. Küçük olanı bu tarafa yazıp büyük olanı da bu tarafa yazarsam aslında hiçbir şeyi değiştirmiş olmayacağım. Aralık aynı aralık, sadece okun yönleri farklı hale gelmiş olacak. Biz bunu bir kağıda yazdığımızı düşünelim. Sonra döndürüp sana şu şekilde gösterdiğimizi düşünelim. Aynı şeyler. Taraf tarafa topluyorum. Eksi 3, eksi 4, eksi 7. İkisinde de eşitlik var. Topladım. Ooo bak x eksi y geldi. Bak birinde var birinde yok. O zaman bizimkinde yok. 5 eksi 2'den karşılığı ne gelecek? 3. Dolayısıyla x eksi y'nin aralığı da eksi 7 ile 3 arasında olacaktır diyoruz. Şimdi geldim 3x artı 2'ye.
C ifadesi. 3x'i oluşturmam lazım. Bütün eşitsizliği 3 ile çarpıyorum. Eksi 9, 3x, 15. Bir de 2y'yi oluşturmam lazım. Y ile eşitsizliği 2 ile çarpıyorum. 4, 2y, 8. Taraf tarafa topladığımda burası eksi 5. Birinde var, birinde yok. Bizde olmayacak. 3x ile 2y'yi topluyorum. 3x artı 2y. Ve burada eşitlik var, ikisinde de var. 15 artı 8'den de 23 gelecektir diyoruz. Dikkat edilmesi gereken tek bir şey var aslında bu ifadelerde. Eksili mevzu söz konusu olduğuna, taraf tarafa çıkartmanın olmadığını, o eksili verilen ifadeyi oluşturman gerektiğini. Eksiyle çarptıktan sonra eşitsizlik yön değiştirdiğinden dolayı aynı yöne bakmadan taraf tarafa toplamaman gerektiğini unutmayacaksın. Yani B sorusu bunların içerisinde bir tık daha diğerlerine göre daha çok dikkat etmen gereken mevzu içeriyordu. Lütfen dikkat. Sorumuzda x ve y birer gerçek sayıdır. İki tane aradığımız var x ve y ile alakalı. 2x eksi y ifadesini alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulalım. Şimdi bak, 2x eksi y'nin aralığını arıyoruz ya. Eksili bir ifade var. Dolayısıyla bu birazcık meşakkatli. Dikkatli yapalım. Şimdi ben 2x oluşturabilmek için, şuradaki 2x oluşturabilmek için yukarıdaki ifadeyi 2 ile çarpıyorum. 2 biliyorsun pozitif bir sayı olduğundan dolayı eşitsizliğin yönüne herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek. 2x ve burası 6. Eksi y'yi oluşturman lazım. Neden? Çünkü çıkartma yok eşitsizlikte. Eksi ile çarpıyorum o halde. Eksi 7, 7'ye döndü. Burası eksi y oldu. Burası döndü. Burası da 2 oldu. Hadi bunları taraf tarafa toplayamayalım diyeceğimizi bir önceki sayfada öğrendik. Ne dedik orada? Eşitsizlikler aynı yöne bakmadığı sürece taraf tarafa toplayamaz. Üsttekini hiç ellemeden yazıyorum. Sonra bir yorum koyuyorum ortaya. Eksi y sayısı. Kiminle kimin arasında? 2 ile 7'nin. 2'yi bu tarafa yazacağız küçük olduğu için. Eşitliği de var. 7'yi de bu tarafa yazacağız. Yani tekrar söylüyorum. Buraya yazdığını düşün. Sonra şöyle çevirdiğini düşün. Kağıdı. Şimdi taraf tarafa toplayabilirim. Eksi 2 ile 2'yi topladım. 0. Birinde var, birinde yok. Bizde yok. 2x eksi y. Birinde var, birinde yok. Bizde de yok. 6, 7, 13. Alabileceği en küçük değer 0'dan biraz büyük olan 1'dir tam sayı açısından. 13'ten birazcık küçük olan 12 değeri de en büyük değeri olacaktır. Şimdi bak. Bence çok güzel bir şey yaptık biz burada. Ya aynı soruyu yazdık. Hocam şaka mı yapıyorsun ya? Aynı soru. Bak oğlum aynı soru yani. Aralıklar aynı. 2x eksi y'nin en küçük en büyük değeri isteniyor. Bir şey anlatacağız demek ki sana. Önemli. Bak. Sorunun üst kısmı burada x ve y birer gerçek sayıdır diyor. Burada ise x ve y birer tam sayıdır diyor. Arada sadece bu kadar fark var. Ama sorunun gidişatı, çözüm metodu tamamen farklı olacak. Gerçek sayı dediğinde aralığı oluşturmak zorundayız. Yani birinci soruyu çözerken nasıl adımları izlediysek sen de aynı adımları izlemelisin. Gerçek sayı derse ama tam sayı derse öyle yapmıyoruz. Soruyorum. 2x eksi y'nin en büyük değerine ulaşabilmesi için x ve y ne olmalı? X büyük olmalı çünkü katsayısı pozitif ifadeyi arttırıyor. Y de küçük olmalı hocam. Çok güzel. X büyük olması gerekiyormuş. X'e verebileceğin en büyük değere bak. 3. O zaman 2 çarpı 3 eksi. Y'ye verebileceğim de en küçük değeri vermem lazım. Eksi 7'den biraz büyük olan eksi 6'yı veriyor. Dolayısıyla burası 6 artı 6'dan alabileceği en büyük değer ne geldi? 12. Hocam aynı sonucu bulduk. Ya bak aynı sonucu bulmuş olmamız ikisinin de doğru yöntem olduğunu göstermez. Lütfen dikkat et. Gerçek sayı dediğinde aralık oluşturuyoruz. Tam sayı dediğinde ne yapıyoruz? Aradan seçiyoruz. Bir de 2x eksiğinin en küçüğüne bakalım. 2x eksiğinin en küçük olabilmesi için x'in küçük y'nin büyük olması gerekir bu sefer. X'in en küçük değeri eksi 1'den birazcık büyük olan 0'dır. 2 çarpı 0 eksi. Y'nin en büyük değeri de eksi 2'yi alabiliriz. Dolayısıyla buradan da karşılığı 2 gelecek. Bak bu sefer aynı gelmedi mesela. Dolayısıyla rica ediyorum. Gerçek sayı deyince ne yapacakmışsın? Aralık oluşturacakmışız hocam. Kesinlikle katılıyorum. Tam sayı deyince ne yapacaksın? Tam sayı deyince aradan seçecekmişiz hocam. Kesinlikle doğru. Haydi bakalım devam ediyoruz. Geldi bir kural daha. A ile B aynı işaretliyse aynı işaretli meselesi bu kuralda son derece önemli. Yani ikisi de pozitif olacak ya da ikisi de aynı anda negatif olacak. A, B'den küçükse siz bunları amuda kaldırdığınızda yani 1 bölü A, 1 bölü B haline getirdiğinizde bakın eşitsizliğin yönü yine değişiyor. Eşitsizliğin yönünün değiştiği ikinci yere geldik. Birinci yer neydi? Eksi bir sayıyla çarpıp ya da bölersen eşitsizlik yön değiştiriyordu. Aynı işaretli ifadelerde ters çevirdiğinde
Bu da eşitsizliğin yönünü değiştiriyormuş. Şimdi bak, ben lisedeyken şöyle düşünüyordum. Ya ne gereği var, niye değiştireyim ben onları? Ama bazı sorular geliyor ki kardeşim, kesin değiştirmen lazım. Mesela şuradaki sorumuz. 1 bölü 9 küçüktür, 3 bölü 4 x eksi 1, o da küçüktür. 1 bölü 5 eşitsini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Ben de diyorum ki, ya bunu ters çevirsem çok güzel olmaz mı? Hadi ters çeviriyoruz. 1 bölü 9'u ters çevirdim, 9 bölü 1, yani 9. Bunu ters, bu arada hocam hiç aynı işaretli mi değil mi bakmadım. 1 bölü 9 nasıl sayı? Pozitif. 1 bölü 5 nasıl sayı? Pozitif. O zaman ortadaki de iki pozitif sayının arasında kaldığı için pozitif olacak. Ters çevirdim. 9 bölü 1'den 9 geldi. Eşitsizlik yön değiştirdi. 4x eksi 1 bölü 3 oldu burası. Ve burası da ters çevirdiğinde 5 bölü 1'den 5 gelecek. Şimdi artık klasik bizim çözdüğümüz, çözebileceğimiz hikayeye getirdik. 3 ile 9'u, 3 ile 5'i şöyle bir içler dışlar çarpımıyla çarpalım. 27. 4x eksi 1, 3 çarpı 5'ten de ne gelecek? 15. Eksi 1'i hem bu tarafa hem bu tarafa artı 1 olarak atıyorum. 27'yi 28 yaptı. Ortada 4x kaldı. Artı 1 diye geçip 15'i 16 yaptı. Böl kardeşim her tarafı 4'e. 4'e bölerken bir şey oluyor muydu? Hayır, negatif değil neticede. 4'e böldüm, burası 7, burası x, burası da 4. Diyor ki kaç tam sayı değeri sağlar? 4 ile 7 arasında 5 ve 6 var. Dolayısıyla 2 tane tam sayı değeri sağlar. Sorumuzda 3x artı 2y eşittir 7, y sayısı da eksi 1 ile 2 arasında eksi 1'e eşitliği varmış. X'in en geniş değer aralığını bulalım demiş. İki türlü çözebiliyoruz arkadaşlar. Ben bir tanesini tercih edeceğim. Şöyle ki, sorunun kökünde benden istenilen şey ne? X'in en geniş değer aralığı. O zaman verilen denklemde x'i yalnız bırakıyorum. 3x, 2y'yi karşıya attım. Eksi 2y artı 7. Her tarafı 3'e böldüm. Eksi 2y artı 7 bölü 3. Şimdi bizim elimizde y'nin aralığı var. Eğer ben bu ifadeyi oluşturabilirsem aslında x'in ifadesini oluşturmuş olacağım. O halde önce bir eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2y'yi oluşturalım. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptığımda 2. Yön değişti. Eksi 2y oldu ve burası da eksi 4 oldu. Her tarafı 7 ekliyorum. 7 eklediğimde 9. Eksi 2y artı 7. Buraya da 7 eklediğimde burası 3 yapacak. Her tarafı 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böldüğümde burası 3. Eksi 2y artı 7 bölü 3. Ve 3'ü de 3'e böldüğümde buradan karşılığı ne gelecek? 1. Peki artık eksi 2y artı 7 bölü 3'ü kaldırıyorum. Çünkü o ifade kime eşitti? X'e. Ah buyur kardeşim. X'in en geniş değer aralığını bulduk. 1 ile 3 arasındaymış. Hatta böyle aralık olarak yazmak istersek 1 ile 3. 1 oval. 3 ne olacaktır? Kapalı olacaktır. Sorumuzda x ve y gerçel sayılar olmak üzere x'in ve y'nin aralıkları verilmiş, x kare ve y kare sayıların en geniş değer aralığını bulunuz demiş. Şimdi bak güzel kardeşim, bu x kare y kare mevzuları önemli. Çift dereceden kuvvet alırken aralığı bir şeye dikkat edeceğiz. X kareyi bulacağım. Önce kendime soruyorum. 3 ile 6 arasında 0 var mı? Eğer cevabım yoksa işim kolay. Karesini alıyorum. 3'ün karesi kaç? 9. 6'nın karesi kaç? 36. O zaman x karenin aralığı sevgili arkadaşlar 9 ile 36 aralığında olacak. 6 da eşitlik olduğundan dolayı 36'da da eşitlik olacak. Bu kadar. Y karenin aralığını alacağım. Soruyorum. Y sayısı eksi 2 ile 4 arasında var ya, 0 var mı arada 0? Var, var, var. 0 varsa y karenin aralığında alt sınırımız 0 olacak. Hocam şunu mu demek istiyorsun? Eğer verilen ifadede 0 mevcutsa arada, alt sınır kareleri alınırken 4. kuvveti, 6. kuvveti, yani çift kuvveti alınırken alt sınır kesin 0 olacak. Aynen öyle diyor. Peki üst sınırı nasıl belirleyeceğiz? Eksi 2'nin karesini alacağız 4, 4'ün karesini alacağız 16. Kim büyük? 16. O zaman buranın da sınırı 16 olacaktır diyoruz. Sorumuzda a ve b gerçel sayılar olmak üzere a ile b'nin aralığı verilmiş. A kare artı b küp işleminin en geniş değer aralığı sorulmuş. Hemen a kareyi bulalım. A kareyi bulurken ne diyorduk? Arada 0 var mı yok mu bakacaksın. Eksi 4 ile 3 arasında 0 var mı? Var. O zaman a karenin aralığı alt sınır olarak 0 olacaktır. Eşitlik var, unutma. Karesini alıyorum 16, karesini alıyorum 9. Kim daha büyük? 16. O zaman burası 16. A kareye bulduk. B küp. Tek kuvvetlerde hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Her birinin teker teker kübünü alıyoruz. 1'in kübü 1, B'nin kübü B küp, 2'nin kübü 8. Dolayısıyla B küp aralığımız 1 ile 8 aralığı olacaktır. Taraf tarafa topluyorum. Çünkü aynı yöne bakıyorlar. Topladım 1. Birinde var, birinde yok. O zaman bizde de yok. A kare artı B küp geldi. Ve buradan da karşılığı 24. En geniş değer aralığını bulduk. 1 ile 24 aralığı olacak. İkisine ne gelecek? Oval gelecektir.
Sorumuzda A ve B gerçel sayılar olmak üzere A ve B'nin aralıkları verilmiş. A çarpı B'nin en geniş değer aralığı istenmiş. Şimdi eşitsizlikleri şöyle çarpıyoruz arkadaşlar. A'dan bir uç nokta alıyoruz. Diğer B'den aldığımız uç noktayla çarpıyoruz. Eksi 12. A'dan eksi 4 alıyoruz. B'den 7 alıyoruz. Çarpıyoruz. Eksi 28. Eksi 4 ile işim bitti. Diyeceksin ki nasıl ya? Eksi 4 ile 5'i çarpmayacak mısın? Hayır. Eksi 4 ile 5 de A'nın aralığı. Bir A'dan alıyoruz, bir B'den alıyoruz uç noktaları. Tamam, o zaman eksi 4 ile 3, eksi 4 ile 7'yi çarptığıma göre eksi 4 ile işim bitti. 5 ile 3'ü çarpıyorum, 15. 5 ile 7'yi çarpıyorum arkadaşlar, 35. Tamam. A çarpı B. En büyüğü kim bunlardan? 35. En küçüğü kim bunlardan? Eksi 28. Hocam eşitlik falan nasıl bakacağız? Şöyle, eksi 28 kimle kimin çarpımından geldi? Eksi 4 ile 7'nin. Eksi 4'te de 7'de de eşitlik var mı? Var. O zaman 28'de de eksi 28'de de eşitlik olacak. 35 kimle kimin çarpımından geldi? 5 ve 7'nin. 5'te yok, 7'de var. O zaman 1'in de var, 1'in de yoksa kabul edemiyoruz. Dolayısıyla aradığımız aralık eksi 28 ile 35. 28 köşeli 35 ne gelecektir? Oval gelecektir. Sorumuzda aşağıda bir telekomünikasyon firmasının sunduğu iki ayrı telefon tarifesi ile ilgili bilgiler verilmiş. Birinci tarifede sabit ücret 100 TL ve 200 dakikadan sonra kullanan her dakika 50 kuruş. Tamam. İkinci tarifede sabit ücret 80 TL, 200 dakikadan sonra kullanan her dakika 70 kuruştur. Buna göre birinci tarifeyi seçen biri bir ay içinde en az kaç dakika konuşmalıdır ki ödeyeceği toplam fiyat ikinci tarifeye göre daha avantajlı olsun. Şimdi birinci tarifede şöyle diyelim, 200 dakikadan sonra x dakika konuşmuş olalım. Aynı şekilde burada da 200 dakikadan sonra x dakika konuşmuş olalım. Bakalım ne kadar faturamız olacak. Birinci tarifeye göre bir kere 100 lirayı kafadan vereceğiz. Sonra her x dakika karşılık 50 kuruş vereceğiz. 50 kuruş. Onu nasıl yazacağız? 0,5. Çünkü burası TL iken burasının kuruşu 50 yazamam. 0,5 çarpı x. Bu birinci tarife. İkinci tarife ödeyeceğimiz para 80 artı 0,7 çarpı x olacak. Ve diyor ki birinci tarifeyi seçen biri, birinci tarifeyi seçtiğimize göre daha ucuz olması lazım. O halde birincisi ikincisinden küçük olmalı. Peki bu eşitsizliği kurduğumuza göre artık çözelim. Bunu bu tarafa atıyorum, bunu bu tarafa. 80 karşıya geçerse eksi 80 diye geçecek, 100'den çıktığında 20. 0,5 karşı tarafa eksi 0,5 diye geçecek, 0,7'den çıktığında 0,2x. Bir virgül kaydırdığımda burası 200 olurken burası 2x olur. Dolayısıyla her tarafı 2'ye böldüğümde bu durumda x ifadesi 100'den büyük gelmelidir. Şimdi bakın, sorunun köküne iyi bakın. Bir ay içinde en az kaç dakika konuşmalıdır ki ödeyeceği toplam fiyat ikinci tarifeye göre daha avantajlı olsun? X'in 100'den büyük olması lazımmış. Dikkat et, biz zaten x'i ne demiştik? 200 dakikadan sonra olmalı. O zaman burası için 101 dakika dediğim anda cevap 101 değil. 200'ün üstüne 101 dakika konuşursam avantajlı olacak. Dolayısıyla 200 artı 101'den demek ki toplamda 301 dakika konuştuğum anda artık birinci tarif ikinci tarife göre daha ekonomik, daha avantajlı olmaktadır. Şimdi konuyu bitirirken iki tane başlığa baktık. Aralık kavramı, açık aralık, kapalı aralık, yarı açık aralıklara baktık. Buradaki işte köşeli parantez mi kullanılacak, noktanın içi dolu mu olacak, boş mu olacak bunları değerlendirdik. Asıl mesele birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler meselesiydi. Bir defa sorunun üstünde gerçel sayı mı yazıyor yoksa tam sayı mı yazıyor, buna dikkat etmen lazım. Çünkü gerçel sayı diyorsa eşitsizlik oluşturuyorsun. Tam sayı diyorsa aradan sayı seçerek sonuca gidiyorsun. Bak bu çok önemli, çok ters köşe yapılabilecek ifadelerden. Test kitaplarında da epey üzerine abanacaklar bunu. İkinci meselemiz işte karelerini alırken ne yapmamız gerektiği. Karelerini alırken yapmamız gereken mesele neydi arkadaşlar? Arada sıfırın var olup olmamasına dikkat etmek. Kübünü 5. kuvvetini alırken hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Tek kuvvetlerle alakalı bir sorun yok. Çarpım bulunurken uç noktaları çarptık. 4 tane değer bulacaksın. Bu 4 tane değerden en küçüğü ve en büyük senin sınırların olacak. Bir de bunun dışında eksiyle alakalı mevzuya kesinlikle dikkat etmen lazım. Eksiyle çarparsanız ya da aynı işaretliyken ters çevirirseniz eşitsizliğin yönünün değişmesi son derece önemli. Şimdi sırada ne var? Tabii ki ödüllü soruya geçiyoruz. Bu dersin ödüllü sorusu A, B ve C pozitif tam sayı olmak üzere. A artı B bölü B 3'ten büyükmüş. B artı C bölü C de 5'ten küçükmüş. Buna göre diyor A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır? Haydi bakalım. Başarılar.